Rusya'nın saldırılarıyla beraber ağır bir insani yıkımla karşı karşıyayız. Bu savaşın ve bu çatışmanın kaybedeni hiç kuşkusuz Rusya ve Ukrayna emekçileri başta olmak üzere bölge halkları olacaktır. Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir. Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek artması demektir. Savaş, üzerinde yaşadığımız gezegenin, ekosistemin, doğanın tahrip edilmesi demektir. Savaş, daha fazla açlık, yoksulluk, göç ve dolayısıyla tüm boyutlarıyla sağlıksızlık demektir. Ve savaş, artan ırkçılık, cinsiyetçilik ve ayrımcılık demektir. Öncelikle sivillerin can güvenliğini tehdit eden ağır silahlar, saldırılar sürerken Ukrayna'yı terk etmek isteyen herkese tüm komşu ülkeler sınırlarını açmalıdır. Mültecilere sınırları kapatmak veya ırkına, kökenine, inancına göre mülteci seçmek insanlık suçudur. Savaşı durdurmak için geç değildir. Rusya kendi halkının sokaklarından yükselen barış taleplerine kulak vermeli ve saldırılarını derhal durdurmalıdır. Ukrayna'daki tüm yabancı güçler geri çekilmeli, Ukrayna'daki tüm halklar kendi gelecekleri hakkında silahların gölgesinden uzak bir biçimde karar verebilmelidir. Ülkemizi yöneten iktidarın NATO'da genişlemeye yönelik yaklaşımına itiraz ediyoruz. Savaşı değil, yaşamı ve barışı savunan bizler, Rusya ile nükleer anlaşmalara son verilmesini istiyoruz. Ülke kaynaklarının savaş politikaları için kullanılmasını ve saldırgan devletleri vergilerimizle beslemek istemiyoruz. Savaş devam ettikçe, dünyada savaşlar katliamlar devam ettikçe, barışı savunanlar...